Bizim millet ilginç bir millettir. Bir taraftan hakikaten dünyanın en bulunmaz özelliklere sahip milletlerinden bir tanesidir. Ama pozitif söylediğim şeyin negatif tarafı da var. Yani negatif anlamda da en bulunmaz özelliklere sahibiz. Bizim millet öyle çok fazla bir şeyden korkmaz, dikkat ederseniz. Kahraman tabiatlı bir millettir. Öyle virüsten falan korkmaz, bana bir şey olmaz der. Başka milletlerden falan çok fazla korkmaz. Kahraman tabiatlıdır. Biz neden korkarız biliyor musunuz? Biz en çok birbirimizden korkarız. Neden? Çünkü birbirimizi biliriz de ondan. Nasıl insanlar olduğumuzu biliriz. Bir şeyin iyi yönüyle kötü yönü, negatif yönü genellikle aynı şeyler oluyor. Yani aynı şeyin dozları oluyor. Bize selam veren kadını bir anda helalimiz ilan edebilecek kadar sıcak bir milletken, korna çalanı da böyle öldüresiye sevebilecek kadar hararetli bir milletiz. Yani bizim ülkenin, bizim milletin, insanın en önemli sıkıntısının sınırlar olduğunu söyleyebiliriz belki. Sınırları bilmemek. Sınırları bilmiyoruz çünkü aileden daha baştan itibaren bize bu sınırlar çoğunlukla verilmiyor. Yani aile sadece kendi sınırını belirtiyor bize. Bizim de kendimize ait bir sınırımız olabileceğini bize öğretmiyor. Öyle olunca da ne oluyor? Öyle olunca da iki tür sınır problemi ortaya çıkıyor. Bir tanesi bana istediğin kadar yaklaşabiliyorsun. Benim kendime ait bir sınır çizgim olmuyor. Diğeri de ben karşıdakinin hayatına istediğim kadar müdahale edebiliyorum. İstediğim kadar girebiliyorum. Dediğim gibi bir kere bana güldü diye biriyle kendimi çok sıkı dost zannedebiliyorum. Haddimi ölçümü ona göre ayarlayamayabiliyorum mesela. Aslında beden dilinde kişisel alanlar vardır biliyorsunuz. Böyle genişçe bir hula hoop çemberi çizin vücudunuzun çevresinde. O bizim kişisel alanımızdır. O alana kimler giremez? İşte aslında pek kimse giremez. O alana girebilenler sadece ailemiz, eşimiz, dostumuzdur. Yani çok yakın arkadaşlarımızdır. Onlar dışında kimse giremez. Bu yüzden asansörde hepimiz yüzümüzü kapıya döneriz, arkamızı başkalarına döneriz. Neticede biz bu manada sınır tayinini çok iyi beceremeyen bir milletiz. Aslında sınırları tayin edebilmek, nerede duracağını bilmek hem iletişim ölçüsünde çok faydalıdır. Aynı zamanda koronadan nasıl korunacağız manasında da yine sınırları bilmek, kişisel alana çok fazla girmemek faydalı olacaktır. Sınırlarımızı bilelim, tekrar söylüyorum. Bu bizi hem iletişim kazalarından hem de koronadan koruyabilecek olan tek şeydir.